Samsun'dan doğan dünya markası Agromek, ayaklı mikrofonu sunar. Ayaklı mikrofonu sunar. Fuarların vazgeçilmezi deyince her programda aslında böyle giriş yapıyorum ama gerçekten sizi her fuarda görmek zaten önemli. Ama bu fuar bu daha böyle standınız büyük, insanlar sanki daha alakalı, daha ilgili. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Öyle bu fuardan başlayalım bu sefer. Bizim asıl branşımız tarım fuarı biliyorsunuz. Ana fuarımız tarım fuarı. Sadece Samsun'da değil, Türkiye'nin çeşitli illerinde de katılıyoruz bu fuara. İkinci önemli fuarımız yapı inşaat fuarı. Çünkü neden? Bizim nalbur, inşaat malzemesi satan hırdavatçı bayimiz çok. Onları burada konuk etmek, ağırlamak için ikinci önemsediğimiz potansiyel olan fuar bu. Ondan sonra mobilya, gıda fuarları geliyor. O yüzden ikinci öneme sahip olduğu için bu fuar standında kuvvetli olarak kurmamız lazım. Yani bize yakışan şekilde kurmamız lazım. Her fuarda çok güçlü görünüyorsunuz. Yani diğer alakalı fuarların dışında da siz daha biz buradayız diyorsunuz. Ama bu fuarı daha sahiplenmiş gördüm sizi. Evet, yani aslında şöyle görüyorsunuz. Bu fuarda biraz daha köşe taraftayız. Yani arka taraftayız. Çünkü bir önceki sene giren atıyorum kapı üreticileri veya işte cam üretici firmaların yerleri sabit olduğu için biz de boş olan bir yerde konuşlandık. Seneye bu yer yine bizim olacak. Yine alıştığımız yerde olacağız. Ancak bir standın yerinden çok içindeki mevcut aktiviteler daha önemli. Yani standın canlı olması önemli. İçindeki konumu, dizaynı, ürünlerin yerleştirilme şekli, personelin enerjisi, heyecanı önemli. Dağıtılan promosyonlar. Mesela bizim en basit fuarımızda bile görüyorsunuz işte promosyonları hiç eksik etmiyoruz. Ve her fuarda bunları da arttırıyoruz. İçine koyduğumuz şeylere. 10 kişiden 9'unda sizin promosyon poşetleriniz var. Evet. Yani insanlar geliyor, elbet uğruyorlardır herhalde buraya. Ya uğruyorlar sağ olsunlar. Bunun iki nedeni var. Birincisi tabii ki markalaşma noktasında önemli. İsmi ezberleme, algıya artık sabitleme ve her eve girme. Bu birincisi. İkincisi de bu işin manevi kısmı var. Bir de yardımseverlik kısmı var, paylaşımcılık kısmı var. İnsanlar sağdan soldan aldıkları minik eşyaları bizim poşetlerimize koyup o poşetleri kullanabiliyorlar. Tabii ama birinci amacımız tamamen markalaşmak. O yüzden o logolu poşetlerimizi, promosyonlarımızı hiç eksik etmiyoruz. Peki yapı ve inşaat fuarına tekrar geri dönersek. Evet. Yapı ve inşaat fuarı Samsun'da üçüncü kez yapılıyor. Evet. Ve bayağı etkili oldu bir öncekine etkili göre. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz Samsun için fuarı? Samsun için çok önemli. Bu sene üçüncüsü. Evet, her geçen sene daha iyi olacak. Seneye daha iyi olacak hiç şüphesiz. Örneğin birinci, ikinci gün biraz sakindi. Bugün zirve yaptı. Gerçekten çok kalabalık. Yarın daha da kalabalık olacak bence. Neden? Çünkü bizim ilçelerdeki, taşralardaki esnaflarımız haftanın altı günü yoğun çalıştıkları için fırsat bulamıyorlar ama pazar günleri, boş günleri ailelerini alıp buraya gelecekler. Baktığımız zaman komşu katılımcı arkadaşlarımızla da istişare yaptığımızda gerçekten etkili olduğunu söylüyorlar. Herkes memnun. Herkes sunumlarını yapıyor, tanıtımlarını yapıyor. Herkes umutlu. İyi ki de var yani. Yani fuarcılığın olmadığı bir şehir artık bir bölge düşünemiyorum. Yani fuarcılık bizim için çok önemli. Birincisi ticari olarak önemli. Burada reklamlarımızı yapıyoruz, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Yıllardır görmediğimiz, belki de kıyıda köşede unuttuğumuz, imal ettiğimiz bayilerimiz var. Geliyorlar bu inşaat fuarlarında, yapı fuarlarında tekrar onları canlandırma, tekrar bağlarımızı, ilişkilerimizi kuvvetlendirme imkanı buluyoruz. Bunun ötesinde eşimiz, dostumuz, belki 10 yıldır görmemişim, ortaokul arkadaşım, lise arkadaşım veya bir komşum veya daha önce yanımda çalışmış bir personel, hiç önemli değil, tekrar geliyorlar. Hal hatır soruyoruz, selamlaşıyoruz, burada çay içiyoruz. Ne oluyor? Bir beşeri boyutu da var yani işin. Üçüncü bir şey daha ekleyeyim. Burada personellerimiz için çok önemli. Kendilerini geliştiriyorlar. Firma olarak komple sosyalleşiyoruz.
işi daha çok öğreniyoruz. İşi kimden öğrenirsiniz? Müşteriden öğrenirsiniz. İstediğiniz kadar Ar-Ge inovasyon çalışması yapın. İstediğiniz kadar bu işe yatırım yapın. Muhakkak bir şeyleriniz eksik olacaktır. O eksik şeyleri ve üzerine daha da artılarını müşterinin size tavsiyelerinden, sorularından ve şikayetlerinden sonra ancak ekleyerek tamamlayabilirsiniz. Agromek bu konuda müşteri bazlı olduğu için daha ileri, hep bir adım öteyi daha düşündüğü evet. için daha mı etkili oluyor fuarlarda? Evet, müşteriyi zaten önemsiyoruz. Bunlar klasik laflar ama ben bir örnek vermek istiyorum. Bir şehir için, ülke için üretim çok önemli ama markalaşma daha da önemli. Şimdi yurt dışına baktığımız zaman bizim hepimizin bindiği arabalar var değil mi? Arabalar ki araba fabrikaları Avrupa'da çok sonra kurulmuş. Silah fabrikaları, işte silah sanayi, ondan sonra iplik fabrikaları daha önce kurulmuş. Veya bir işte böyle kazma kürek vardır yani, o fabrikalar 300 yıllık fabrikalar var, 250 yıllık fabrikalar var. Araba fabrikaları minimum 100 yıllık, 120 yıllık. Yani markalaşmak kolay değil. Bizim mesela firmamız, aile şirketimiz 40 yıllık bir şirket. 60 yıllık dededen kalma 3. kuşağa kadar geriye uzanan bir ticari kültürümüz var. Ama Agromek markası 12 yıllık bir marka. Daha yani bebeğin ilk senesi gibi düşünün. Daha alacağımız çok yol var. Hani biz bu fuarlara katılıyoruz, katılmaya da devam edeceğiz. Katılacağız. Belki minimum 5-10 yıl sonra dönüşlerini alacağız. Markalaşmak kolay değil. Tamamen sabır işi. Sabırlı olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Mücadele devam edeceğiz. Katılmaya devam edeceğiz. Agresif bir şekilde sabırla hizmet etmeye devam edeceğiz. Agromek'e de bu yakışıyor. Çünkü kesinlikle. Artık siz bir dünya markası olacaksınız. Kesinlikle. Samsun'dan doğan dünya hedefimiz markası. Hedefimiz o. Evet. Hedefi ne kadar, hayallerimizi ne kadar yukarıda tutarsak, hedeflerimizi de o kadar yukarı çekeriz ve ulaşmaya çalışırız. Tam ulaşamasak bile en azından yakın bir seviyeye geliriz. O da gayet iyi bir seviye olur. O yüzden her zaman yükseğe hedeflemek lazım. Alçağa hedef koyarsak sürekli altta kalırız. Bu da bizi önce gelişimimizi durdurur, sonra yok olmamıza sebebiyet verir. O yüzden ülke olarak, şehir olarak, önce kendimiz olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor ve gerçekten laf olsun diye değil, icraat olarak da çok çalışmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum size de katkılarınızdan dolayı. Siz olmasanız bu çalışmaların hiçbirini biz yapamayız. Yapmaya çalışsak bile bir yanımız daima eksik kalır.